Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyim sizi? Kimle konuşuyorum? Erkan ismim. Salih Erk adına geldim. Babam olur kendisi. Kendisi yaşlı olmasından ötürü ben geldim. Tapu almaya geldik. Tapularımızı da aldık. Emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı olmak üzere
herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Mutluyum. Tapularımızı aldık. En azından bir tabuyu yıktık ortadan. Vallahi bu kadar. Tamam, ne diyeyim? Ben sorayım isterseniz. Buyurun. Daha kolay ilerleriz. Tamam. Süreç nasıl başladı, bu kentsel dönüşüm süreci sizin için? Biraz baştan dinlemek istedim. Vallahi en başında karşı gelenlerden birisi bendim. Ama daha sonra baktık ki bizim için buralar tehlikeli. Deprem, özellikle bizim oturmuş olduğumuz binamız 63 yıllık bir bina ve depreme karşı dayanıklı değil. Daha sonra aile büyüklerimle görüşerek buraya gelme kararı aldık. İşte, 2021 yılından beri de buradayız şu anda. İkamet ediyoruz. Tapumuzu bekliyorduk, aldık. Güvenli bir yerde oturmak nasıl bir his yani? Bu riskli bir binada oturduğunuzu biliyor musunuz? Tabii ki. Bile karşı çıkmış. Çıkanlardan ya biz misiniz? Şöyle dedik, yani biz mahallemizde kentsel dönüşüm olsun dedik. Aslında ilk başta mahallede alınan karar böyleydi. Ama daha sonraları tabii ki bu olay kopuşlar başladı. Bu meyanda insanlar tabii ki bu tarafa gelmeye başlayınca biz de o kararı aldık ve geldik. Kesinlikle kesinlikle güvenli. Otoparkımız var. İşte çocuk oyun bahçeleri var. En azından araba yok. Çocuklar rahat bir şekilde dışarıya çıkabiliyor. Onun haricinde çöplerimiz kapımızdan alınıyor, siliniyor. Asansörümüz var. Bizim evlerimizde asansör yoktu. Onun için de ben çok memnunum. Yani ben buraya gelmekle çok memnunum. Herkese de, gelmeyenlere de tavsiye ederim yani. Gelmelerini isterim. Ama tabii ki karar onların sonuçta. Size kulak misafiri oldum ofise geldiğim zaman. Şey dediniz, sahte tapu verdiler. Evet, bunu söyleyenler var. Hatta ben şöyle grupta bir paylaşmıştım tapuyu. Bir arkadaşımız, dostumuz şunu yazdı bana. Erkan Bey, o tarla tapusuna benziyor gibi bir laf söyledi. Gerçek tapu dedim yani sonuçta. Yani tarla tapusu diye bir şey yok. Yani binamızın şeyi. Ya hatta bana dedi ki orada dedi, şimdi unuttum burada da. Şurada yazmıyor dedi işte numaralar. Ben silmiştim aslında şeyleri. Dedim ya şimdi o sosyal medyaya atıyorum. Orada dedim rakamlar mı belli olsun dedim hatta kendisine de. İnanmadı herhalde. Ama ben inanıyorum tabii ki sahte olmadığına, kesinlikle tapuların gerçek olduğuna inanıyorum. Bu kentsel dönüşüm seferberliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz siz? Sizler şanslı olan insanlardan birisiniz. Riskli bir yapıdan güvenli bir yapıya geçişiniz sağlandı. Evet. Tapunuzu da aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İstanbul'da bir kentsel dönüşüm seferberliği var aslında. Mesela bugün Bayrampaşa'da 9 tane konut yıkıyor İstanbul. Evet, biz İsmetpaşa Mahallesi olarak herhalde biraz daha şanslıyız diğer mahallelere göre. Baştan burası farklı bir mahalleye verilecekti, öyle söylendi. Daha sonra farklı bir mahalle. Ama en son İsmetpaşa'da karar kılındı. Ve bize, bana göre bir veli nimetti yani buranın yapılması. Biz mahallemizi yine bırakmadık. İsmetpaşalıyız. Sonuçta burası da bizim mahallemiz sayılır. O yüzden ben mutluyum yani. Mahallemizi bırakmadık yine. Terk etmedik. Evet. Teşekkür ederim. Benim ben teşekkür ederim. İstediğiniz başka şeyler var mı acaba? Ben de teşekkür ediyorum. Söyleyecek fazla bir şey yok zaten. Ben çok memnunum. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Her zaman dua ediyoruz inşallah. Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyabilir miyim sizleri acaba? Ben İbrahim Dönmez. Bulgaristan doğumluyum. 1951 senesinden beri İstanbul'da ikamet ediyoruz. Nasıl bir binanız vardı, eviniz vardı? Binamız malum herhalde gittiniz gördünüz. 3,5 dairem vardı orada. Buradan da 3+1 daire aldık. Memnunuz inşallah. Riskli miydi? Kaç yıllık bir binaydı? Biraz binanızı bana anlatmanız. En azından 60 senelik bir binada ikamet ediyorduk. Deprem korkumuz vardı. Allah'a şükürler olsun buraya geldik. Memnunuz. O sıkıntı yaşamıyoruz. En azından 80 küsur, 81 yaşındayım şu anda.
ameliyat geçirdim. Çekme katta oturuyordum. Birinci katta kiracım vardı. Dünyanın masrafını yaptım. Fakat deprem korkusu olduğu için buraya karar verdik. Hatta şöyle de diyebilirim. Biz yerimizde dönüşüm istiyorduk. Fakat oradaki yaşantımız zorlaştı. Uykularımız kaçıyordu her an ne olacak düşüncesiyle. Buraya karar verdik. Allah razı olsun burada şeyimiz var. Asansörümüz var. Rahat inip çıkmamız rahatlaştı. Memnunuz. Tapunuzu da aldınız. Tapu aldım. Evet tabii. Tapu alma süreci nasıl oldu? Tapu Allah razı olsun. Özlem Hanım'la sürekli görüşürdük. Çok çok ilgilendi. Bazı problemleriniz vardı. Sade Hanım var yönetimde. Özlem Hanım da beraber çözümlerini işlettiklerimize şey verdiler, kulak verdiler. Bizi kırmadılar. Yardımcı oldular Allah razı olsun. Çok güzel. Tapunuzu aldınız mı? Tapumuzu aldık. Hatta şöyle bir durumla da karşılaşıyoruz. 60 seneden beri komşuluk yaptığımız bazı kişiler buraya gelmek istemeyenler şu Türkiye Cumhuriyeti tapu senedi yazılan tahsis belgesi olarak mahallemize yaygara yapmışlar. Hatta camiden çıktığım gün caminin içinde bana tahsis belgesi sizin aldığınız tapular tapu değil tahsis belgesi. Dedim fesatlık yapma dedim. Caminin içinde dahi aramız açıldı bu kadar yaşandıktan sonra. Tapu verilmiyormuş size öyle söylüyorlar. Evet. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aldık işte şahidi var burada. Çok iyi hissediyoruz. Allah razı olsun. Oradaki yaşantımız da buradaki yaşantımız kat kat daha güzel. Sebep olanlardan Allah razı olsun diyoruz. Duamız bu. Güvenli. Evet, sıcak, evet. Mis gibi. Herhalde. Allah razı olsun. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyim sizi? Suat Aksoy ben. Emin oldum Suat Bey. Ben de. Nasıl bir binada yaşıyordunuz? Valla altı bomba dolu bir binaydı. O kadar kötüydü. Hatta ki ben büyük şehire gittim. Binamın çok kötü olduğunu söylemiştim. Sağ olsunlar eski daire başkanımız falan da ilgilendi. Burayı aradı. Hemen geçmemizi sağladılar. Ne zaman başımız sıkışsa gittiğimizde sağ olsunlar yardımcı olunuyor. Binanızı biraz bize bana tanımlar mısınız? Bina 50-60 yaşında bir binaydı. Depremde bir kolon bile çatlaktı. Ondan sonra korkuyla yaşıyorduk. Yatamıyorduk. Hatta ki hanım bana diyordu ki sen hiç uyumuyor musun? Yani o kadar 4 çocukla o binanın altında uyumak depremden çok etkilenmiştik. Ondan dolayı burayı bir an önce bekliyorduk. Sağ olsunlar teslim etmeye başladılar. Teslim ettikten sonra öncelikle tanıdılar. Böyle acil durumlara öncelikle tanıdılar. Girdik çok memnunuz. Yapan yaptırandan Allah razı olsun. Yani o konuda bir şikayetimiz yok. Tapularınızı aldınız mı? Almaya başlandı. Gayet güzel, her şey güzel. Çok algı oluşturuldu. Bu kabul etmeyenlerle ilgili bayağı bir, ben yıllardır burada esnaf olduğum için sağlık sektöründe. Ondan sonra geliniyor, soruluyordu bana. Ben hiçbir şekilde rahat olun, hiçbir şekilde kaybımız olmaz. Karşıda sıradan bir insan değil. Bir İBB'yle veya bir devletten bir muhatabız. Yani o konuda rahat olun. Her zaman için şey yapıyordum. Sağ olsunlar şey yaptılar. Burada Özlem Hanım olsun, Suat Bey olsun. Yönetimde gayet güzel. Sade Hanım, ondan sonra Tayfun Bey. Gayet güzel bir şekilde. İnanın ki bir şey olduğu zaman telefon açıyoruz. Hemen ilgileniyorlar. Yönetimden de çok memnunum. Tabii ki burada o kadar daire olmasına rağmen küçük bir sıkıntılar oluşabiliyor. Ama elle tutulacak bir sıkıntılar yaşamıyoruz. Yani memnunuz. Otoparkımız var. Gayet güzel yani burada olabilecek güzel şeylerden yapılması gereken şeyleri yaptılar. Yani. Tapu alma süreciniz nasıl oldu? Dairede boşaldıktan sonra çağırdılar, kesin sözleşmeyi yaptık. Ondan sonra tapularımızı teslim ettiler. Merhabalar, Murat Bey nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Şu anda da yine bir yıkım için bir araya geldik sizinle. Bayrampaşa'dayız. Bugün 9 bin açılacak. Bu binaları tanıyabilir miyim? Ortalama kaç yıllık binalar? Bu bölgede toplam 475 tane yapımız var. 55 hariç 420 tanesinde uzlaşmalarımızı tamamladık. Asbest tespitlerimizi yaptırdık. Bu binalar asbestleri temiz çıkmış binalar.
asbestler temiz olandan başlayarak alanın tümünde yıkımı gerçekleştirecek. Bu binanın çoğu 1980-1990 arası yapılar. Yani 30-40 yıllık binalar. Zaten yıkım sırasında da görüyorsunuz oldukça eski, yıpranmış binalar. Toplamda 9 tane bina yıkılacak bugün. Yine dediğim gibi 30 yaşın üstündeki binalar hepsi. Asbest temiz olan binalar. Bu şekilde. Bayrampaşa Sağmacılar Cezaevi'nin olduğu alanda 2013 yılında rezerv yapı alanı ilan kararı alındı. 2015 yılında çalışmalar başlandı. Üret aktar boşalt modeliyle gerçekleştirilen bir kentsel dönüşüm projesi bu. 2021'de, 2022'de biz ruhsatlarımızı aldık, kat mülkiyetine geçtik. Yapının inşası 2015-2016 yıllarında başlamıştı. Yapı tamamlandı. Vatandaşlarımızı 2001 yılında yeni konutlarımıza taşıdık. Yaklaşık 1600-1700 tane hak sahibimiz yeni konutlara taşındı. Süreç hala devam ediyor. Dediğim gibi uzlaşmaya devam ettiğimiz aileler var. Onları da zaman içinde yeni konutlarına taşıyacağız. Bu bölgede 475 tane yapı var toplamda. 2400'e yakın bağımsız birim var. Aynı şekilde yeni proje, yeni kentsel dönüşüm projesinin olduğu yerde de 2400'e yakın bağımsız bölümümüz var. Ordu ürettik. Aktarmayı yaptık. Şu an boşaltma safhasındayız. Devamında da yeniden burada yine rezerv konutlar üreterek kentsel dönüşüm süreci devam edecek. Çok güzel. Tapularını veriyoruz insanlara, ondan da bahsedelim. Evet, tapu süreci projelerle ilgili 2021 yılında başladığımızda ruhsatta ve imar planında sorunlar vardı. İmar planı tekrar meclisten geçirildi. İptal olmuştu mahkeme kararıyla. Meclisten geçirildi, ruhsat alındı. Kat mülkiyetine geçildikten sonra da tapu süreci başladı. Tapuda da bir takım sorunlar vardı. Bu sorunlar aşıldı zaman içinde. Projede hem projede hem de tapudaki sorunlar çözüldü. Ve 18 Eylül'de ilk tapumuzu hak sahibimize verdik. Sürekli bu tapu sürecimiz devam ediyor. Tapu müdürlüğümüzde encümen kararı aldığımız bütün hak sahiplerini tapu müdürlüğüne yönlendirerek tapu devirlerini gerçekleştiriyoruz. Bu sürecin öneminden de biraz bahsetmenizi isteyeceğim. İnsanları teşvik etmek için. Bizim biliyorsunuz hızlı tarama testlerimiz var belediye bünyesinde. Birçok riskli binada yaşıyorsak neler yapmalıyız? Bu sürecin öneminden de bahsetmenizi isteyeceğim. Bayrampaşa özelinde burası kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edildi. Yeni konut projesinin olduğu bölgede rezerv yapı alanı. Yani her iki bölge içinde aslında bir kentsel dönüşüme dair yasa maddesi yürürlüğe girmiş durumda. Bu bölgedeki vatandaşlarımızdan bizim şu an talebimiz kentsel dönüşüm ofisine gelerek kesin sözleşmelerini imzalamaları. İmzaladıktan sonra da bizim yasal prosedürleri tamamlayıp tapu devrini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii burada vatandaşlarımızdan talebimiz devre engel, yani tapu devrini belediyeye devretmesine engel, herhangi bir kendi tapusu üstünde, bu bölgedeki konutların üstünde haciz, şerh gibi devri engelleyen kısıtlayıcı bir hüküm varsa onları kaldırmalarını talep ediyoruz. Çünkü ancak o hükümler ortadan kalktığında karşılıklı tapu devrini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde şu an zaten tapu devrettiklerimizde bunlar gerçekleşmiş durumda. Ama alana baktığımızda, bu bölgedeki konutlara baktığımızda üstünde şerh ve haciz olan yapılar da var. O yüzden bir an evvel kentsel dönüşüm ofisine gelip yıkım muvafıklarını vermelerini, hacizlerini ve şerhlerini kaldırmalarını ve devamında da tapularını üstlerine almanızı istiyoruz. Tamam. Yapısının özellikle 2000 yılı öncesi, yapım yılı 2000 yılı ve öncesi olan yapılarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlı tarama tespiti yapılıyor ücretsiz olarak. Bunu öncelikle vatandaşlarımızın riski tespit etmek istiyorlarsa öncelikle hızlı tarama yöntemiyle birinci adımda yapının durumunu öğrenebilirler, risk durumunu öğrenebilirler. Bu tamamen ücretsiz Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bir hizmet ve yapının yasal olarak hızlıca boşaltılmasını öngörmeyen bir şey, bir hizmet. Devamında ikinci basamakta yapı eğer hızlı taramada riskli çıkıyorsa ikinci bir adım 6106 sayılı kanuna göre riskli bina tespiti yaptırmaları. Bu durumda zaten yapı yasal olarak 6106 kanun maddesi tapuya şerh ediliyor ve yasal süreç, tahliye süreci başlıyor.